Ne yaptınız? Katırlar hazır mı? Katırları yükledik hava. Dediğin gibi daha çok çoluk çocuk aldık yanımıza. Çıkmaya hazırız. He var. Sen dedin mi emir biliriz. Başım gözüm üstüne. Ama akıl sır erdirememişiz. Hem kalabalığız hem yükümüz çoktur. Nereden icap etmiştir şimdi? Sen benden cevap mı istiyorsun? Ha? Yok he var. De git yolunu o zaman. Uruçay yolundan gideceksiniz. Unutma. Başım gözüm üstüne. Baba. He kurban. Niye böyle kalabalık değil baba? Ne bileyim kurban. Gözcü der, biz yaparız. Niye bunu dediğini yapıyoruz ki? Vurur oğul, vurur. Caninin tekidir. Ya ekmeği alır elimizden, ya vurur. Ben büyüyünce asker olacağım. Deme ya. Niyeymiş o? Gözcüyü ben vuracağım. Vurma oğul, vurma. Oku, dersine çalış. Sonra asker de olursun, polis de. Merkez koordinatları aldım. Görüntüler şu an önümde. Terörist faaliyeti onaylıyor musunuz? Olumlu, olumlu. Uygun olduğunda atış serbest. Merkez, bir kez daha teyit istiyorum. İHA görüntülerinde silah belli olmuyor. Sivil unsur olması kuvvetle muhtemel. Emir teyidi yapabiliyor musunuz? Emir teyidi yapılmıştır yüzbaşım. Görevine odaklan. Hazır olduğunda atış serbest. Anlaşıldı merkez. Uçak geliyor, uçak. Ne oldu kurban? Şimdi de pilot olmak istiyorsan. He, pilot olayım. Seni uçağa bindirip gezdiririm. Olmaz değilsen. Olur ha kurban, olur. Kuruçay köyünde sınırdan yasa dışı geçiş yapan unsurlar bombalandı. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin aynı aileye mensup sivil kaçakçılar olduğu öğrenildi. Bizimkiler başladılar operasyonu. Tabii. Çok güzel şeylere gebe olacak inşallah bu iş. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı. Evet, görevi bana tebliğ ettiler. Soruşturmayı bizzat ben yöneteceğim. Bize karşı olanların tek tek fitil fitil burnundan gelecek. Ayak altından çekilsinler de altın neslin adımlarını duyalım, değil mi? Görüşürüz. Muhabbetle. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken bölge milletvekilleri yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etti. Şimdi Kuruçay Köyü'nün de bağlı olduğu Birenkaya'nın belediye başkanı Heja Belirhanoğlu basın açıklaması yapıyor. Birenkaya'ya bağlanıyoruz. TC asimilasyon ve inkar politikalarının bu halkın direnişini kıramayacağını görmüştür. O yüzden de imha politikasını uygulamaya başlamıştır. Bu düpedüz halkımıza yapılan bir katliamdır. Kaçakçılar bu yolla para kazanmaktadırlar. Eğer bu ayıpsa sistemin ayıbıdır. Onlara ekmek vermeyen devletin ayıbıdır. Ama bu sabah görülmüştür ki vatandaşına ekmek vermeyen bu devlet tepelerine bomba yağdırabilmektedir. Bu yes. Okay, I will take a note. Yeah. Oh, that's wonderful. That's really cool. Okay. So thank you a lot. Yeah. Thank you. Bye. Hoş geldin Otto. Hoş bulduk. Öncelik benim tebriklerimi kabul edin. Kuruçay mükemmel bir işti. Mükemmel. Bizimle alakalı olduğunu düşünüyorsunuz.
Şaka mı yapıyorsunuz? Yoksa bana da sizin bir sevdiğiniz kelime vardı. Tedbir. Tedbir. Yoksa bana da mı tedbir yapıyorsunuz? Yok Otto, olur mu? Sana tedbir yapar mıyım hiç? Sizin bu topraklarda duymadığınız, dinlemediğiniz şey var mı? Gerçekten bu ülkeden biraz sıkılmaya başladım. Herkes savaşçı olmaktan mutlu olduğu bir yer burası. Ama siz böyle değilsiniz. Bana umut veren sizsiniz. Sizler satranç oynuyorsunuz. Bu güzel. Çok güzel bir şey. Ama yine de siz bize hamle tavsiyeleri vermekten geri kalmayın lütfen. Olur mu? Çünkü yani nasıl diyeyim? Biz daha çırağız, siz daha ustasınız. Değil mi? Bu mükemmel bir hamel. Bu nedir Otto? Yurt dışında arkadaşlarımdan aldığım bir bilgi. Böylece bütün dünya Türkiye'yi terörist bilecek. Peki bu sevkiyatta gönderici ve alıcı kim? Gönderen Türk ihtibaratı. Alacak olan Türkmenler. Yasim de Türkmenlerin komutanı. Ama siz başka bir alıcı var diyeceksiniz. Mesela terör örgütü. Bravo Otto. Bravo. Sen bir ustasın. Sen bir ustasın. Ben orkestra şefiyim. Sadece doğru zamanda doğru kişilerin sesi yükseltiyorum. Türk istihbaratı sizin için problem. Suriye'deki arkadaşlarımız için Türkmenler problem. Ben de iki tarafından problemlerini çözmeye çalışıyorum. Evet. Yani şimdi o zaman bu örgütün Suriye'deki enerji koridorunu kontrole alması lazım. Türkmenlerin de ayak altından çekilmesi gerekiyor. Yani sen diyorsun ki bir taşla iki kuş vuracağım. Hı? Evet. Gerçekten sizin çok ilginç deyimler var. Bir gün bu bütün işler bitince belki her şeyi toplayıp bir kitap yazacağım. Olur mu? İnşallah Otto. İnşallah.